Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şimdi Kola, Penin, Sula, Kolt Gölü yan görevlerini birlikte yapacağız. Kaç tane görev var biliyor musunuz? Tam 19 tane yan görev var. İlginç olan ana görev sayısı yan görev sayısından çok daha az. Genelde tam tersi olur. Ama burada tam 19 tane yan görev var. Sadece bu haritada. Diğer haritanın ismi neydi? İmandıra'nın kaç tane yan görevi var bilmiyorum. Şimdi perişan bekçi evine bir kalas bırakarak hızlı bir giriş yapalım. Bugün Step Pike bize eşlik ediyor ilk görevde. Daha doğrusu başka bir yere daha kalas teslimatı yapacağız. İki tane farklı kalas teslimatımız var. Step Pike'la ilkini yapacağız şimdi. Şuradan şöyle güzel bir rota çizelim. Şöyle gelip şu aradan sıyrılıp bekçinin kalasını verelim. Step Bike eski bir Rus kamyonu. 90'lara kadar hala yapılmış ama. Öyle bir araştırdım. Biliyorsunuz kaptan seven araştırmayı, öğrenmeyi, ne olup ne bittiğini severim ben. Tarihe de meraklıyım. 1970'lerde başlamış üretimi, 90'a kadar devam etmiş. Kendisi Çernobil dizisini izlemediyseniz Çernobil dizisini tavsiye ederim. Çernobil dizisinde de gözüken bir kamyon. Çernobil'de kullanılmış, itfaiye olarak kullanılmış, atıkları toplamak için kullanılmış. O kahraman kamyonlardan birisi Step. Ama galiba bunun ismi Step değil, Zil markası, esas markası. Oyunda farklı isimlerle karşımıza çıkabiliyor. Belki de telif ya da isim hakkını almadıkları için farklı isimler veriyorlar ama kamyonun esas ismi Zil markasına ait. Rus malı, Rus ordu ailesine mensup bir kamyon. Yani ne çok büyük ne çok küçük bir kamyon. Orta büyüklükte. Tam benim sevdiğim ölçüler. Ben her şeyin ya küçüğünü severim ya da ortancasını. Çok büyük şeyleri sevmiyorum. Taşıtları, büyük gemileri, büyük uçakları, büyük arabaları. Ben biraz ruh olarak Akdeniz insanı olduğum için Akdenizliler sever yani böyle İtalyan arabalarına bakıp hep küçüktür. Manevra kabiliyetleri yüksektir. Onun gibi ben de ne bileyim çok Amerikalılar seviyorlar ya böyle büyük SUV'leri işte kamyonetleri falan. Tabi adamlar dünya işlemini benzini cukraladığı için onlar dev gibi araçlar yapar. Ben daha ekonomik, daha amacına uygun, doğayı daha az kirleten şeyleri seviyorum. Keşke hiçbir şey kirletmese ama ne yapalım işte. Öyle bir şey de yok. Fizikte böyledir. Bir şeyden feragat etmeden bir şey kazanıp elde edilmez. Mecburen kullanılıyor. Bakalım şu dünya elektrikli işine geçsin de yaygınlaşsın. Biraz da doğa rahatlasın. Güzel bir kamyon. Ben sevdim. Kullanacağım. Şu an Rusya'dayız. Sibirya'da. Rus balık kullanmamızdan daha doğal bir şey yok. Onlar bu araçları bu coğrafyaya göre yapıyorlar. Evet, şimdi bekçinin evi yukarıda. Gerçi şimdi Amerikan kamyonları da var. Görevlendirdim. Onlar da bu işleri yapıyorlar. Tabii ki kamyon kamyondur. Önemli olan sürücünün yetenekleri. İlk kütüp teslimatı, kütüp bölümü yani neydi bunun adı?
Kalasımızı teslim edelim. Şimdi bir tane teslim ettik. Ödülümüzü aldık. İkinci kalas teslimatımız nereyeydi? Heh, tamam. Şimdi oraya gideceğiz. Bakalım neredeyiz? Şuradan yola çıkalım. Şöyle buzun kenarından. Yolda bayağı uzunmuş ya. Nasıl çıkılacak oraya? Şöyle gelelim. Şöyle şu şekilde ilerleyelim. Şuradan şöyle fıydıralım gitsin. Garip bir şey oldu, rota oldu ama böyle bir haritada çok fazla seçeneğiniz yok. Ya buz vardır, yolumuzun üzerinde ya kayalık vardır. Etrafından dolaşıp uygun bir yer bulacaksınız hedefe ulaşmak için. Daha önceki haritalarda işte Michigan'dı, ondan sonra Alaska'ydı, Tamir'di. Nispeten işimiz kolaydı çünkü hepsinin yolu vardı. Şimdi burası karlar altında bir yer olduğu için, yani mesela şuradan bir yol geçiyor. Kaçımız görebiliyor bu yolu? Hani bu biraz yine belirgin. Bundan hiç belli olmuyor. Üstü tamamen beyaz olan yollar var. O yüzden navigasyonu burada etkin kullanmak lazım. Sık sık böyle nokta pin koymak lazım kaybolmamak için. Ya ben haritayı biraz bildiğim için yine şey yapıyorum. Çok fazla pin atıp zaman geçirmiyorum ama yapmak lazım. Yine burun akıntısı devam. Yanımızda bir balya peçeteyle şeyle yaşıyoruz. Neydi onlar da? Kağıt aldılar. Şuradan sıyrılalım. Evet, yolu bulduk. Hayır ya. Hayır, 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 hayır ya. Neyse, vinçli kamyon bu yüzden var. Şu sobayı bir kapatayım da. Evet. Bunlar hep zaman kaybettiriyor bize. Hızlı geldik, buzda kaydık. Oho. İşimiz var ama sende be. Vallahi işimiz var. Keşke kendileri getirseymişiz. Hiç düşünemedim bu kamyon bu kadar sert bir kamyon, hiç esnemiyor. Yani böyle buzda esnemediği için de sık sık devriliyor. Yani normalde kamyonlar zaten çok esnek taşıtlar değiller ama biraz amortisörlerin iyi çalışması lazım. Neyse, şuradan sıyrılalım da. Biraz daha yavaş gidelim madem. Acele ediyorsun yani. 19 tane görev var. Video uzun olmasın diye.
Geçen gün yorumlarda bir tane yabancı yazmış. Niye mod kamyonlarla oynuyorsun? O hile değil mi diye. Cevap yazmadım artık. Ne diyeyim şimdi adama yani. Modsuz kamyonlarla bu haritayı normalde modlu kamyonla 2 saatte yapacağımsa yani 12 saatte mi biter? Kaç defa devir, modlu kamyonla bile devirliyoruz yani. Modsuzla herhalde. Mesela ben şu geçtiğimiz yerde bile hatırlıyorum. Çok devrildiğimi hatırlıyorum. Baksanıza arazinin şeysine, yapısına yani. Düz bile değil ki. Ya bizim o kadar zamanımız yok. Yani zaten fırsat buldukça video yapıyoruz, oynuyoruz. Step sanki zorlandı biraz burada. Yani o kadar kötü değil tabii yine de. Biraz linçler hızlandıralım süreci. Devrilmemek için artık dikkatli yaklaşıyorum kayalara. Şimdi bu neresinden geçeceğiz ya? Sağ tarafından geçeceğiz belli ki. Hala yolu bulamadık mı? Yol zaten yok da şu aralardan falan bir şekilde geçmeye çalışacağız. Bunu başarabilirsek. Geldik. Güzel. İkinci ödülümüzü de kaptık. Şimdi diğer görevdeymiş. Bunu geç. Bunu geç. Bunu da geç. Bunu da geç.
Bu da değil. Aradığım bir tane görev var da. Hayır. İzlemeye başla. Şimdi niye bu görevi aldık? Çünkü step'le buraya kadar geldik. Şimdi şu dağın arkasından dolaşıp şu konteyneri de alalım. Hazır vinçli kasalı kamyonda buraya gelmişken görevi göreve bağlamış oluyoruz yani hızlandırma görevi. Tekrar bir kamyon şey yapmadım oraya. Getirip koymadım. Şimdi şuradan çıkabilirsek. Burada sağ tarafa doğru geç onlar. Step iyi, hoş da işte. Yani yavaş kalıyor. Gerçi şu anda derin sayılan bir kardayız. Yani pek kendilerden şaşmamak lazım ya. Evet, konteyner orada. Saplandık. Ağaca iyice şaşa takıldı. Neyse, kurtardık.
Neyse, Step'i artık ilk ve son kullanışımız oldu diyebiliriz. Yani bu kadar çok esneyen bir aracı, katı bir aracı bir daha kullanmam. Çok zaman kaybettirdi bize. Çak. Şimdi bunu garaja götüreceğiz. Garajın olduğu yere, limanı. İyi bir rota çizdik. Herhalde artık bu rotayı başarırsın yani. Aracın motoru güç kaybettiği zaman tekrar şey yapmıyor. Hızlı bir şekilde eski torkunu almıyor. O yüzden hiç yavaşlamamak lazım ya da vitesi düşük viteste gitmek lazım. Onu da biz ayarlamıyoruz. Bak şimdi. Saçma sapan işler yapıyoruz ya. Sen dağdan niye gidiyorsun ki? Zaten dağda gidemiyor bu araç. Şuradan kenardan fıydır gitsin. Zaten buraya kadar zor geldi. Evet, adaya veda edecek ilk isim Step. Bunu göndereceğim. Ya aslında ben denemeden normalde bunları almıyorum. Yaptığım denemeler de iyiydi. Nedense videoya geldiğinde tuhaflaştı. Zaten 55 litre mazot kaldı şurada. Ne kadar da götürürüm bilmiyorum. Hadi artık birazcık şey yap ya. Az bir yerimiz kaldı şurada hadi. Aracın önüne bir şey çıktığı zaman sapıtıyor. Kocaman lastik taktık sana.
Şuralardan. Bakayım şuradan giriş yapabilir miyiz ya? Ta bu yolu buradan uzatacağımıza. Mantıklı bir hareket yaptık. Yolu bayağı kısalttı. Üç görevi hallettik ama bu kamyonda. İki tane farklı kalas teslim ettik. Bir tane de güvenlik konteyneri. Şimdi buraya getirdik. Artık kendisi tamam. Yani bu işimiz bitti. Evet. Scott yakıt taşıyıcı Güney kampına teslim et. Tamam dostum, hadi bu görevi yapacağım. Senin gönlün olsun hadi. Japon aracına geri döndüm. Bunda radar varmış. Ben şeyden yükleniyormuş. Adonlardan. Görmemişim. Zuri abinin yerine artık Japon müzeyiyle birlikteyiz bundan sonra. Zuri abi çünkü bayağı yavaştı. Artık her halükarda şeyimiz bu. Diğer görevlerde de bunu kullanacağız. Şimdi remote ekleniyor mu? Tamamdır. Ortalığı bir açalım. Güzel bir araç bu. Yine burun başladı. Buranın keşif bölümünü yaparken iyiydim. Hani yine burun akıntısı vardı. Sonraki gün iyiydim. Şimdi bugün yine başladı. Hava soğuk yani. Dikkat etmek lazım. Evet, Japon güzeli görüyorsunuz. Bu işlerin şeysi. Yani kaç saattir hiçbir şeyim yoktu. Japon resmen paten yapıyor. Bugün bayağı işimiz düşecek buna bu arada. Çok fazla nokta gezmeli görev var. Nokta gezmeli görevlerde bu aracı kullanacağız. Biz Ruslardan bekliyorduk böyle güzel bir hamle. Kendi ülkelerinde iyi araçları vardır diye sistem bizi üzdü. Ama Japon güldürüyor şu anda ya. Görüyorsunuz arka lastik efsane çalışıyor. Hiç takır takır. Taşların üzerinde. Kontrolü de güzel aracın. Yani senin yaptığın harekete tepkisi güzel. Hemen karşılık veriyor.
Evet, bunun teslim yerinde burası. Hop. Tamamdır. Bir sonraki göreve geçelim. Hızlı hızlı. Tamam. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Yine bu araçtayız. Tek tek keşif görevi var. Önce bunu keşfedelim. Şuradan şunu, pardon, şurada bakın çıkış yeri var. Bunu sonra aynı yerden geri dönelim. Şöyle kenardan gelelim. Göl kulübesini sonra şuradan aradan geçelim. Bakayım orman için o yol yok. Tamam. Şöyle gelelim. Bunu sonra da bunu keşfedelim. Çok acayip bir görev bu. Böyle çılgın yani. Şimdi nerelere çizdik şeyi de göremiyorum ki hiç. Pinleri nereye attık? Neyse biz gördüğümüz noktaya gidelim. Zaten hepsini hangisine giderseniz gidin. Belli bir sırada değil. Yaptığınız keşfe göre sayıyor. Zaman kaybetmeyelim. Bu kesinlikle tavsiye ettiğim bir mod. Şimdi bu burada içeride nokta. Şuraya girelim. Araç çok iyi bakın. Hiç şey yapmıyor. Zorlanmıyor hemen. En dar yere bile sığıyor. Oradan geçiyor. Dedim ya bugün Japon'a iş düşecek bayağı. Hızlı bir araç. Yani hemen olumsuz bir şartta zorlandığı zaman, yavaşladığı zaman hemen hızlanıyor geri. Gaz tepkisi güzel. Önünü kötü vurduk. Neyse çok hasar almamış. İkinci noktamız burada. Şuradan bağlanacağız şimdi oraya. Oraya aralardan bir sızma yapalım şuradan şöyle. Güzel. Şimdi kaldı. Kaç nokta bakayım? 3 noktamız kaldı.
Şortlamız kaldı da. Şuradan aşağı inelim bir yerden. Güzel. İyi indik şuradan. Kotardık işi. Bakalım nereye koymuşuz bunu. Heh, oraya kadar gitmeye gerek yok. Tamam. Şöyle gideceğiz. Bu Dakar rallisinin buzda geçeni gibi. Hadi oğlum ya. Hadi be, toparlanıver işte ya. Ah. Etrafta ağaç olmayınca maalesef. Takla attığımızda garajdan gelmek şart. Ama şey ya, öyle yakındık garaja, çok sorun olmadı bizim için. Ama aynı yerde bir daha düşmeyelim. Pinden nerede? Sağ tarafta. Sonra bırakmışız orayı. Bir nokta gezmeli görev çok. Tamamdır. Şimdi bizden şu arkadan dolaşalım.
Biliyorsunuz bayağı sıkıntılı. Paralardan geçmek zor. Neyse bir diğer yatağı buldum. Gerçi yolu da bulduk artık. Her türlü akarız. Zorladı be. Hakikaten zorladı yani. Kaldı bir nokta. Güzel. İşaretlere bakarken araç batmış. Dur be oğlum ya. Asılacaksan da şu taraftan asıl bari de bir şey arasın. Evet, şu gıcık görevinde hallettik, sonuna geldik. Uf, geldi be. Şimdi subaylar için tuzu şuradan alıp şuraya. Şimdi biz onu şöyle yine yenelim. Şuradan şöyle. Şöyle.
Yine bunu da yapalım. Çünkü araç çıkarmadım başka. Arkasına bağlar hallederiz. Ay senin gibi be. Of. Şerefsizim bıktırdın ha. Vallahi bıktırdı. Araca kızmıyorum yani hani haritanın saçma sapanlığına kızıyorum. Yok mu kardeşim yani orada bir tane köpmek bir şey vinç atacak. Çattık ya. Yavaş gidelim bari. Olmadı. İki sefer de yapacağız artık bu yan görevleri. 19 tane görev. 9 9. Kalan 9 görevi de. Ya o da çok kısa sürer ki. Ya bitiririz herhalde. Bizi oyalayan steple ikide bir yoldan çıkmamız oldu. Bir de Amur bölgesi var. Oraya geldiğimizde artık bundan daha zor.
Şu zor yola gireceğiz. Burası da sıkıntılı bir yer. Yolu da bir tuhaf. Şimdi ne istiyor bizden bu? Tamam, bunu alalım. Bu yoldan geri indirelim. Olur mu? Şöyle. Şöyle. Oraya teslim etmemizi istiyor. Okey. Köke bak. İyice şey yapalım. Bağlayalım. Yüzü kırarak geçtik. Şuralarda biraz dikkatli olalım. Bunlar aracı devirmeye çok müsait yollar. Ve hafif tempoda geçtik. Evet, şuraya teslim edelim. Mükemmel. Kaç görevimiz kaldı? Oo, daha çok ya. Evet, bunu yapalım. Buraya bir kedi 500 götürmüştük. Şuradaki araç yedek parçalarını helikopterden saçılmış. Nereye götürmemizi istiyor bunu? Garaja götüreceğiz. Paketleyelim.
Gerdin be kardeşim, bize de geldi. Neyse, hiç paketleyelim artık onu. En azından yola kavuştuk. Helikopter gelip yolun ortasında kaza yapmış, düşmüş. Sağ taraf uçurum, sol taraf orman. Şöyle bir durum değerlendirmesi yapalım. Ne durumdayız? Kalan görevler ne kadar zaman alır bir bakalım. Şu bile bizi şey yaptı ya, ne kadar zorladı yani. Tamamdır. Şimdi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hala 12 görevimiz var. O zaman bir sonraki bölümde onları yapalım. Çünkü bayağı zaman aldı bu. Bunları yapmaya kalkarsak 2 saati bile geçebiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Valla Penisula, Bolt Gölü zor. Kolay değil. Görevler zaman alıyor. Harita büyük. O yüzden yan bir yan iki şeklinde yaparız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kaptanım hepinizi çok seviyor. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın.